Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin 5. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Dolar 15 lira. Merkez Bankası tam takır olduğu için dövizi tutamıyorsunuz. Borç dilenmek için çaldığınız her kapı yüzünüze kapanıyor. Alınan dış borçların milli gelire oranı her geçen gün artıyor. Borç yükü içinden çıkılmaz bir hal aldı. Devletlerin çöküşü ahlaksızlaşmış yöneticiler sayesinde olur. Kredi alıp onu dövize çeviren vatandaşımıza arkadaşınız ahlaksızlık diyor. Genel Başkan Yardımcınız kurtulmuş aldığı krediyle döviz alan insanlarımıza ahlaksız diyor. Asıl ahlaksızlık 128 milyar doları hiç etmektir. Asıl ahlaksızlık 780 milyon doları Ziraat Bankası'nı zarar ettirmektir. Asıl ahlaksızlık tank palet fabrikasını peşkeş çekmektir. Ve asıl ahlaksızlık 2, 3, 4 hatta 5 maaş birden almaktır. İktidar olduğunuz günden bugüne halkımızdan aldığınız 2,5 milyar doları har vurup harman savurdunuz. Bu paralarla üretim yapan fabrikalar kursaydınız bugün döviz aramaktan ziyade döviz veren ülke olurduk. İktidardan tasarruf olmaz diyorsunuz. İşte bu anlayışınız üretimi değil tüketimi teşvik etmektedir. Bu devasa bütçe açığını doğurdu aynı zamanda. Devletin borcu sürekli büyüyor. Vatandaşın cebindeki delik ise daha fazla büyüyor. Kriz yok diyorsunuz. Bir yılda enflasyon %100 arttı. Ama vatandaşın maaşı 1 lira 1 kuruş dahi artmadı. Vatandaş aç, vatandaş işsiz. İflasların sayısı çığ gibi büyüyor. İşsizler ordusuna her gün bir yenileri ekleniyor. Geçiş garantili yollar, hasta garantili hastaneler, olduğu olacak mahkum garantili hapishaneler de yapın da beşli çeteniz işsiz kalmasın. Barınamıyoruz diyen öğrencilere darp edip gözaltına alıyorsunuz. Sosyal medyada tarafsız haber yapmaya çalışan genç çocuklarımızı ev hapsine mahkum ediyorsunuz. Asıl yapılması gereken halkı refaha kavuşturmaktır. O zaman kimse sizin karşınıza dikilip kendini gözaltına aldırtmaz. Çiftçimiz borcunu ödeyemiyor. Tarlasına gübre atamıyor. Öğrenciler borçlu. İşçi, memur, emekli borçlu. Esnaf, sanayici borçlu. Çiftçi borçlu. Daha doğmamış çocuğumuz borçlu. En önemlisi de ülkemiz borçlu. Dış borç 600 milyar doları geçti. AKP milletvekilleri, sizlere soruyorum. Üretmiyorsak nasıl ödenecek bu borçlar? Bu borçlar da borçla ödenecek hiç şüphesiz. Harıl harıl borç arıyorsunuz. Bulamayınca da devalüasyonla vatandaşın sırtına biniyorsunuz. Vergiler arttırıp iğneden ipliğe her şey zam üstüne zam yapıyorsunuz. Yine de işin içinden çıkamıyorsunuz. Yabancı yatırımcı ülkemize gelmiyor. Yerli yatırımcı ülkemizden kaçıyor. Çünkü adalet yok. Çünkü hukuk yok. Özgürlükler yok. İstikrar yok. Ama en önemlisi mal ve can güvenliği yok. 19 yıldır iktidarınızı maaşı cebine girmeden vergisini kestiğiniz çalışanlara, emeğini sömürdüğünüz işçilere, 3 kuruşa muhtaç ettiğiniz emekliye, eğitimi ya boz tahtasına çevirerek gelecekleriyle oynadığınız gençlere, göçük altında, tren raylarında kaybettiğimiz hayatlara, her gün kaybedilen kadınlara, talan ettiğiniz doğaya borçlusunuz iktidarınızı. Yurdumuzun her yerinde bizi izleyen halkımıza ve çiftçilerimize sesleniyorum. Bir dekar tarlanın değeri 17 bin lira, bir ton üre gübresinin fiyatı 17 bin lira. Bu demektir ki her yıl çiftçi 40 dekar tarlasına güre atmak için bir dekarını satmak zorunda. Yani çiftçimiz 40 yıl sonra hiçbir dekar tarlası kalmayacak, hepsini satmış olacak. Kurban bayramlarında yabancılardan kurbanlık almaya utanmıyor musunuz? Tarım ülkesinde samar ithal etmekten utanmıyor musunuz? Aç kaldık diyen insanlara porsiyonlarınızı küçülsün derken hiç yüzünüz kızarmıyor mu?
Tamamlayın sözlerinizi. İntihar etmek ediyor. Vicdanı sızlamıyor mu? Evini geçindirmek için başka işlerle uğraşmak zorunda kalan öğretmenlerimiz hiç canınızı yakmıyor mu? Ödeme garantili ihaleler yapıp vatandaşlarımızı yandaşlarınıza haraca bağlamaya utanmıyor musunuz? Yurdun her yerinde vahşi partizanlık, vahşi torpil, vahşi kayırmacılık, vahşi taraf tutma kol geziyor. Bu vahşetten hiç utanmıyor musunuz arkadaşlar? 34 askerimizi şehit eden Rusya'nın kapısına gidip de dakikalarca beklemekten utanmıyor musunuz? 200 yıldır uygarlaşmaya çalışan, 100 yıldır demokratikleşmeye çalışan Türkiye'de bugüne kadar nerelerdeydiniz? Hangi karanlık dehlizlerde yaşadınız? Bu geri kalmışlık sizi hiç utandırmıyor mu? Sayenizde Türkiye en karanlık günlerini yaşıyor. Ama umutsuzluğa gerek yok.